Merhaba, ben Çağla Doğan. Bilmeyenler için KPSS 2020 Türk Dili ve Edebiyatı alanında Türkiye ikincisi oldum. Bir önceki videomda alan sınavına nasıl çalıştığıma dair daha detaylı bilgi vereceğimi söylemiştim. Bu videoda da hem her dersi tek tek nasıl çalıştığımı anlatacağım hem de kullandığım kaynaklardan bahsedeceğim. Eski Türk Dili ile başlayalım. Eski Türk Dili için öncelikle Yeni Türk dilini çok iyi bilmek gerekiyor. Yeni dilinde eğer herhangi bir sorununuz varsa veya herhangi bir eksiğiniz varsa ilk önce onu tamamlamanız gerekmekte. Bunun için de TYT Türkçe videoları izleyebilirsiniz, dil bilgisi videoları. Ya da TYT Türkçe dil bilgisi soruları çözebilirsiniz. Ama eksiklerinizi tamamlamadan bence eski Türk diline geçmeyin. Ben yeni Türk diline çalışmadım. Çünkü 2 sene Türkçe öğretmenliği yaptığım için kendimi eksik hissetmiyordum. Bu yüzden onunla vakit kaybetmedim. Yine bir önceki videoda ders çalışma programından biraz bahsetmiştim. Haftanın her gününe mutlaka bir alan dersi koydum. Eski Türk dili çalıştığım gün, yani haftanın bir gününe koymuştum ben. Siz onu arttırabilirsiniz eğer çok zorlanıyorsanız. Haftanın bir günü eski Türk diline çalıştım. Sabahları kalktım, video dinledim. Daha sonra o videolardan tuttuğum notları okudum. Ve en sonda test çözdüm. Eğer konu bittiyse, testlerdeki sorularda gördüğüm metinleri çevirmeye çalıştım. Eğer gerçekten çeviremediğim, çevirmekte zorlandığım ya da sınavda karşıma çıkarsa yapamayacağımı düşündüğüm metinlerin çevirilerini bulup defterime yazdım. Benim yanlış defterim vardı. Onları o deftere yazdım. O günün sonunda da videoda dinlediğim konuyu akademik bir kaynaktan okudum. Benim en çok kullandığım, yani eski Türk dilinin en çok kullandığım akademik kaynak bu. Hemen hemen hepinizin elinde zaten vardır diye düşünüyorum. Mutlaka bakın. Görünmüyorsa Ahmet Bican Ercilesu'nun Türk Dili Tarihi kitabı. Dediğim gibi birçok kişi de zaten vardır. Bu kitaptan tabii ki not çıkararak çalışmaktan ziyade okuyarak çalıştım. Bu kitabı neden çok beğeniyorum? Çünkü dönemlerin bütün özelliklerini tek tek sürekli sıralamak yerine sadece farklılıklar üzerinde durmuş. Bu da bize bence vakit kazandırıyor ve farklılıklar üzerine eğilmemizi sağlıyor. Farklılıklar üzerine eğilirseniz eğer eski Türk dilini yapmanız çok daha kolaylaşacak. Yani dönemler arasındaki farklılıkları bilmek bence tek tek ek ezberlemekten daha iyi bir yöntem. Eski Türk dili için metin görmek de çok önemli. Eğer bir Türk dili dönemini bitirdiyseniz ardından mutlaka metinler bulup onları tahlil etmeye çalışın. Ben genelde metinleri açık öğretim kitaplarından bulup defterime yapıştırdım. Daha sonra onların Türkçe'ye çevirdim. Ve gördüğüm bazı kelimeleri, yapabildiğim ya da zorlandığım bazı kelimeleri eklerine ayırmaya çalıştım. Kelime tahlili yaptım. Kök Türk metinlerini bu kitaptan okudum. Bu kitabın tamamını okudum ben. Çünkü Orhun abideleri biliyorsunuz çok fazla karşımıza çıkıyor sınavda ve Orhun Türkçesini çok iyi yaparsanız, çok iyi anlarsanız diğer dönemleri çok daha rahat yapabiliyorsunuz. O yüzden bunun tamamını okumanızı öneririm. Açık öğretim kitapları dışında metinleri elinizde bulunan akademik kaynaklardan da çalışabilirsiniz. Hani illa almanızı gerektirmez ama eğer elinizde varsa mesela bu kitap, bu da Mustafa Argunşah'ın Karahanlıca, Harezmce ve Kıpçakça dersleri. İlla alın demiyorum tabii ki. Almak zorunda değilsiniz çünkü akademik kaynaklar da biraz pahalı. Eğer elinizde varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Yine aynı şekilde Çağatay Türkçesi için de var. Ben bunları yeni aldım. Sınav döneminde kullanmamıştım ama eğer elinizde varsa yine tekrarlıyorum, almanıza gerek yok. Eğer elinizde varsa mutlaka değerlendirin. Bu da Mustafa Argunşah'ın Çağatay Türkçesi. Son olarak bir de Vahit Türk'ün Eski Anadolu Türkçesi dersleri var. Elinizde varsa bunlara da mutlaka bakın. Haftanın bir gününü de halk edebiyatı için ayırmıştım. Halk edebiyatında da yine tabii ki video izleyip not tutuyordum. Aynı şekilde bu zaten bütün dersler için geçerli. Video izleyip not tuttum, soru çözdüm. Yapamadığım ya da bilmediğim bir şey gördüysem eğer onu yanlış defterime yazdım.
En son da akademik kaynaklardan o gün işlediğim konuyu okudum. Akademik kaynak olarak Abdurrahman Güzel'in Türk Halk Edebiyatı El Kitabı'nı kullandım. Bu kitapta çok fazla örnek vardı aslında. Daha doğrusu örneklerle anlatıyordu. O yüzden ben onun çok yararlı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Elinizde başka kitaplar varsa onlardan yine yararlanabilirsiniz. İlla aynı kitapları almak zorunda değilsiniz. Elinizdeki kitapları değerlendirin bence. Onun dışında açık öğretim kitaplarından Halk Hikayeleri. Halk Hikayeleri adlı bu kitaba da çalıştım ben. Bu kitabın yazarı Saim Sakoğlu ve editörlerinden birisi de Ali Berat Alptekin. Yani oldukça güvenilir bir kaynak. Burada halk hikayeleriyle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Onun dışında Muharrem Ergin'in Dede Korkut Kitabı adlı kitabını da ben okudum. O kitap hem eski Türk dili için yararlı hem de halk edebiyatı için yararlı. Çünkü giriş kısmında Dede Korkut'la ilgili birçok bilgi vermiş. Motifleri olsun, farklı şeyleri olsun. Çok detaylı bilgiler içeriyor. Aynı zamanda eski Anadolu Türkçesi ile yazıldığı için eski Türk dili dersine de yardımcı olacaktır. Ve tabii geldik birçoğumuzun korkulu rüyası eski Türk Edebiyatı dersine. Eski Türk Edebiyatı'nda tabii ki beyit şerhleri vesaire çok önemli. Video izliyordum, not tutuyordum. Artık bunları söyleme gereği duymuyorum. Soruları çözerken ben şöyle bir yöntem izledim. Mesela beğendiğim ya da çevirmekte zorlandığım, sanatlarını bulmakta zorlandığım beyitler varsa eğer soru çözerken onları yanlış defterime not ettim. Yani yapamadığınız ne kadar beyit varsa bunları not etmenizde fayda var. Ve beyitleri mutlaka kendiniz çevirmeye çalışın. Başka yerde gördüğünüz çeviriler size kalıcı bir bilgi sağlamayacak, bir kalıcılık sağlamayacak. Kendiniz çevirmeye çalışın. Bunun için de sözlük kullanabilirsiniz. Mesela bir beyit gördünüz. İçinde bildiğiniz kelimeler de var. Bildiğiniz kelimelere bile mutlaka sözlükten bakın. Çünkü farklı farklı anlamlara gelebilir. Farklı mazmunlar içinde kullanılabilir. Yani bilmediğiniz bir mazmun öğrenebilirsiniz. Atıyorum mesela gül kelimesi. Gül kelimesine bile mutlaka sözlükten bakın. Çünkü farklı farklı dediğim gibi mazmunlar ve hayaller içinde kullanılabiliyor bu kelimeler. Onun dışında tabii ki akademik okumalar yine yaptım. Video dışında ve tabii ki tuttuğum notlar dışında. Bunlar arasında en çok kullandığım Mine Mengi'nin Eski Türk Edebiyatı Tarihi kitabı oldu. İlla bunu kullanmak zorunda değilsiniz, tekrar söylüyorum. Elinizde başka bir kaynak mutlaka vardır. Onlara bakarsınız. Önemlisi tabii ki beyit şerhleri. Her hafta bir ya da iki tane gazel okuyordum ben. İlk önce kullandığım kaynakları göstereyim. Daha sonra beyit şerhlerini nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Haluk İpekte'nin böyle bir serisi var. Akçay Yayınları'ndan çıkmış. Baki, Necati Bey ve Fuzuli vardı bende. Ama bunun Naiması var, Nailisi var, işte Nedim, Nefi, Şeyh Galip, hangisini isterseniz alıp okuyabilirsiniz. Ama ben özellikle Baki'yi çok çok öneriyorum. Çünkü ÖSYM çoğunlukla beyitleri Baki'den soruyor. Yani mutlaka her sene bir tane Baki'den beyit gelmiş. Geçen senede yani 2020 sınavında da 3 tane beyit Baki'den çıktı. Onun dışında bende Su Kasidesi şerhi vardı. Bu da söz sanatlarını gösterme konusunda çok başarılı. Eğer söz sanatlarında sıkıntı yaşıyorsanız böyle bir kitap alabilirsiniz. Yani bu kitabı alabilirsiniz. Zaten çok ucuz bir şeydi. Ben bunu 5 liraya mı ne öyle bir şey almıştım. Bir de bende bu vardı. Bunu da okudum. Hani bunu almak zorunda değilsiniz. Bu elimde vardı ve ben de değerlendirmek istedim. Kamil Akarsu, benim üniversiteden de hocam olur. Kamil Akarsu'nun içinde beyitler var ve farklı farklı şairlerden beyitler var. Her şairin en ünlü gazelini almış. Peki gazel şerhlerini nasıl yapıyordum? Böyle bu kitapları alıp direkt okumak yerine önce gazeli kendim en baştan çevirmeye çalışıyordum sözlük yardımıyla. Çevirdikten sonra söz sanatları bulmaya çalışıyordum. Daha sonra da bu kitaptan
hem çevirisini hem de söz sanatlarını okuyordum. Acaba doğru buldum mu, doğru çevirdim mi vesaire onları görebilmek adına. Yani kendiniz çevirirseniz, kendiniz bir şeyler yapmaya çalışırsanız, bu eski Türk dili için de geçerli. Yani metin tahlillerini kendiniz yaparsanız eğer, başkasının yaptığı çevirileri ya da tahlilleri okumaktan çok daha kalıcı olacaktır ve pratik yaptığınız için soru gördüğünüzde "Aa, ben bunu hemen yapabiliyorum" diye düşünürsünüz. Yeni Türk Edebiyatı çok uzun bir alan ve çok geniş bir alan biliyorsunuz. Özellikle Cumhuriyet dönemi. Ben de bu ders çok uzun olduğu için haftanın iki gününü ayırmıştım hızlı bitsin diye. Yani diğerleriyle eşit noktada bitsin diye. Yeni Türk Edebiyatı'na çok detaylı, böyle çok aşırı detaylı çalışmanızı gerektirecek bir durum yok. Ufak detaylara takılmayın. Yüzeysel olarak bilseniz de sizin için yeterli olur. Bütün yazarları çalışmak yerine, tabii ki bütün yazarları çalışamayız ama ben Kadir Hoca'nın videosunda anlattığı bütün yazarlara hemen hemen baktım. Ama en çok bilinen yazarlar üzerinde durdum ve bilinen eserler üzerinde durdum. Mesela eser özeti okuyorsam eğer, bilinen eserleri okudum. Öyle kıyıda köşede kalmış eserlerin özetlerini okumadım açıkçası. Ve akademik kaynak olarak, ki burada en çok akademik okumayı en çok bu derste yaptım. Çünkü hem seviyorum hem de kendime sorular yazmak adına akademik okumaları çok fazla yaptım. Bu ders için en çok tavsiye ettim tabii ki bu. Bakın çok da kapkalın da bir kitap. Elinde olanlar da vardır mutlaka. İlla okumak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Elinizde olanları mutlaka değerlendirin. Ben de bunları sınav sürecinde almadım. Daha önce elimde vardı, onları değerlendirdim. İnce Engin'in Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e. Burada Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar ki bütün eserler, yazarlar vesaire var içinde. Bir de bunun devamı olan Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı var. Yine İnce Engin'in. Bu ikisini özellikle çalıştım. Yani akşamları otururken roman okur gibi okuyordum. Hani herhangi bir not alma falan yapmadım tabii ki. Çünkü bitmez, imkansız, yani yetiştiremezsiniz onu. Özellikle Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı kitabında mesela çok fazla şair ve yazar var. Tabii ki hepsine çalışmadım. Sadece Kadir Hoca'nın videolarında gördüğüm yazarlara çalıştım. Çünkü hepsini ezberlemek mümkün değil. Zaten hepsi de çıkmayacak. Sadece çıkabilecek olanlara odaklanmak her zaman bizim için avantajdır. Onun dışında en ama en çok önerdiğim ve mutlaka, yani bunu okumadan sınava girmeyin dediğim kitap, Berna Mora'nın Türk romanına eleştirel bir bakış kitabı. Şu an elimde ikinci kitabı var ama bunun 1, 2 ve 3 cildi var. Üçünü de mutlaka mı mutlaka okuyun derim. Özellikle burada okuduğum bir soru tıpatıp çıktı, öyle söyleyeyim. Berna Muran saçma kuramından bahsediyor burada Anayurt Oteli'ni anlatırken. Ve sınavda da gerçekten saçma kavramı çıktı. Cevap da Anayurt Oteli'ydi. Başka okuduğum akademik kaynaklar da oldu ama bunları dediğim gibi almak zorunda değilsiniz. Birisi bu. Bu da benim üniversiteden hocam Alemdar Yalçın'ın Çağdaş Türk Romanı adlı kitabı. Bunu neden okudum? Roman özeti okumak yerine, hani kuru kuru roman özeti okumak yerine metin, en azından roman tahlili okuyayım ki daha kalıcı olsun dedim. Bunun içinde de bayağı bir roman tahlili vardı. İşime de yaradı açıkçası. Hani tabii ki çok fazla zor bir soru çıkmadı bu sene sınavda. Ama en azından öğretmenlik yapacağım dönem için bir hazırlık yapmış oldum. Aynı şekilde yine 100 yılın 100 Türk romanı Fethi Naci. Bunda da yine roman tahlilleri var. Roman özetlerini daha kalıcı hale bunlarla getirebilirsiniz. Elinizde varsa değerlendirin. Ekstra almanıza gerek yok. Özellikle yazar eser kısmına nasıl çalıştığımı çok soruyorsunuz. Ben yazar eser konusunda herhangi bir ezber yapmadım. Daha çok sorular üzerinden ilerledim. Yine yazar eser defterim yoktu. Çünkü zaten bütün notları tuttuğum için kendi el yazımla notlarım vardı. Kendi el yazımız bu arada görsel hafızada bence daha fazla kalıyor. O yüzden eğer notlarınızı kendiniz tutmadıysanız bir yazar eser defteri yapmanızda fayda var.
Bir de haftalık tekrarlarım vardı benim. Özellikle konular bittikten sonra her hafta, her dersten mutlaka birer konu tekrar yapıyordum. Yani bir dersin bütün konularını aynı gün tekrar etmek yerine konulara bölmüştüm. Konu konu tekrar yapıyordum. Ve bu tekrarları yaparken zaten yazar ve eserlere de tekrar tekrar çalışmış oluyorsunuz. Ve böylece ezber yapmanıza gerek kalmıyor. Alan eğitimi için herhangi bir kaynak kullanmadım ve herhangi bir video izlemedim. Çünkü bence kaynaklar bu alan için yeterli değil. ÖSYM bu soruları genellikle yorum sorusu olarak soruyor ve hiçbir konu anlatımlı kitap size o soruları yaptıramaz diye düşünüyorum. Ve ben genellikle şöyle yaptım. Soru üzerinden ilerledim. MEB'in Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarını mutlaka inceleyin. Orada mesela bir konu nasıl anlatılmış? Mesela masal konusu hangi metinlerle nasıl anlatılmış? Veya roman konusu nasıl anlatılmış? Hangi metinler kullanılmış? Hangi bilgiler verilmiş? Mutlaka onlara bakın. Onun dışında denemelerdeki sorular olsun, soru bankasındaki sorular olsun, alan eğitimi için size yetecektir. Sadece soruları çok güzel yorumlamaya çalışın. Bir öğretmenmiş gibi bakın. Dediğim gibi çalışılabilecek bir alan değil bence. Daha çok yorum yapacağınız bir alan. O yüzden yorum yeteneğinizi geliştirmenin de tek yolu bence kaliteli sorular çözmektir. Kaliteli soru derken de özellikle denemelerdeki sorulara mutlaka bakın. PEGEM'in denemelerindeki alan eğitimi soruları çok iyiydi. Yine Pelikan, sorubankası.net, benim hocam gibi denemelerde alan eğitimi soruları oldukça güzeldi. Mutlaka bakın. Bu süreçte kullandığım soru bankaları ve denemeler için şunları söyleyebilirim. Zaten Instagram'da bunların listesini paylaşmıştım. Instagram linkimi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Orada da not aldığım gibi çözdüğüm soru bankaları şunlar. PEGEM. PEGEM'i çok beğeniyorum. PEGEM'i mutlaka çözün. Yani çözülmesi gereken ilk kitaptır benim gözümde. Yargının Nevai kitabı. Yine bence çok kaliteli soruları var. Özellikle yeni Türk dili kısmı, yeni Türk edebiyatı kısmında çok kaliteli soruları var. Benim hocam çözdüm. Benim hocamın çözümleri özellikle bayağı güzeldi. 7 İklim'in Muvaffak kitabını çözdüm. Açıkçası çok önerdiğim bir kitap değil. Aynı şekilde 7 İklim'in yine karışık bir soru bankası vardı. Branş denemesi gibi. Şu an hala var mı bilmiyorum. Bende eski bir baskı vardı. Onu çözdüm. O bence Muvaffak'a göre biraz daha iyiydi. Ve Berceste'yi çözdüm. Soru bankası olarak bunları çözdüm. Deneme olarak yine en çok önerdiğim yayın ve soru ya ÖSYM'nin sorularına en çok yakın bulduğum tabii ki PEGEM. PEGEM'in paket denemesini çözdüm. Yediliydi. Evet, yediliydi. Yine 50 soruluk Türkiye geneli sınavlarını çözdüm 2018. Ve 2019 ve 2020 Türkiye geneli denemelerini çözdüm. Hepsini çözdüm diyebilirim PEGEM'le. Yani zaten PEGEM'le ilgili ne bulursanız mutlaka çözün. Hiç ayırt etmeden çözün. Yargının İki tane denemesi var. 75'te 75 ve Yargı Nevai. İkisi de oldukça kaliteli. İkisini de çözün. Benim hocamın dediğim gibi çözümleri gerçekten çok iyi. Yani ben o denemeyi çözdükten sonra çözümlerinin tamamını okuyordum diyebilirim. Normalde bunu yapmam ama benim hocamın denemelerinde yaptım. Çünkü gerçekten çözümleri kaliteliydi. Ama diğer denemelerde bütün çözümleri okumadım açıkçası. Sadece yanlış yaptığım soruların çözümlerini okudum. Lider'in birkaç tane Türkiye geneli sınavı vardı, denemesi vardı. Onları çözdüm. Lider de kaliteli bu arada. Onun dışında 50 soruluk denemeler var çözdüğüm. Bu 50 soruluk denemelerden KR Akademi, Muhtemel Deneme yani Yönerge Yayınları ve Işkı Edebiyat, bu da Yargının bir denemesi. Bunlar 50 soruluktu ve şu an piyasada bulup bulamayacağınızı bilmiyorum. Bulamayabilirsiniz çünkü çok eski bir dönemde yani 2017 yılını çözdüm ben. Sorubankası.net, Uzman Kariyer, Pelikan, 7 İklim ve Berceste yayınlarının da denemelerini çözdüm. Bunlar arasında Uzman Kariyer'i çok beğendiğimi söyleyebilirim.
Yine sorubankası.net ve Pelikan'ın özellikle yeni Türk edebiyatı ve alan eğitimi kısmında çok kaliteli soruları olduğunu düşünüyorum. Yedi iklim, diyelim. Berceste de güzeldi. Sadece ben Berceste'nin hepsini çözemedim. Sadece 5 tanesini falan çözebildim. Çünkü elime geç ulaşmıştı. Bu videoyu izledikten sonra içinize bir vesvese düşebilir. Acaba yanlış mı çalışıyorum? Ben böyle çalışmadım ama böyle mi çalışsaydım gibi bir düşünce geçebilir aklınızdan. O vesveseye kulak tıkayın. Çünkü her insanın kendi çalışma stili en iyi öğrendiği stildir bence. Ben burada sadece kendi deneyimlerimi paylaştım ama nasıl çalışmanız gerektiğini en iyi siz biliyorsunuz. O yüzden çalışma stiliniz dediğim gibi eğer oturduysa artık onun üzerinde çok fazla bir değişiklik yapmayın derim. Aynı zamanda çıkmış sorularla ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim. Onun için de konularınızın biraz ilerlemesini bekliyorum. Ama yakın bir zamanda onunla ilgili de bir video gelecek. Bu video için söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.